Konya Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mevlana Kültür Merkezi'nde 98. yılında İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenledi. Dalgalar sende şafaklar gibi, ey şanlı Hilal! Olsun artık tüccar kaplarının hepsi helal! Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmihlal! Hakkıdır, bir yaşamış bayramın hürriyet! Hakkıdır, hakka zaman milletimin istiklal! İstiklal Marşı, bizim tarihi hakikatimiz ve aynı zamanda devirler aşan efsanemiz. Onu yazan büyük şairimizden ve milli mücadeleyi her türlü zor şartlarda yürüten meclisimizden ötürü bir efsaneye dönüşmüş durumdadır. Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak, milli mücadelenin büyük fedakarlıklarla kazanıldığını söyledi. Gençlerimiz şu anda Türkiye'de çok huzur içerisinde, güçlü, müreffeh, her yönden gelişmiş bir ülkede yaşıyorlar. Fakat bunların öyle kolaylıkla elde edilmediğini, kolaylıkla elde tutulmadığını çok iyi bilmeleri gerekiyor. Şerife Bacı, biliyorsunuz taşımış olduğu cepheye top mermisinin kar yağışından ıslanmaması için sırtındaki paltoyu çıkarıyor, onların üzerine seriyor ve küçücük 2-3 aylık çocuğunu kendisi altına alarak ısıtmaya çalışıyor ve donarak hayatlarını kaybediyorlar. Yani buradaki vatan sevgisinin büyüklüğünü kafanızda şöyle bir düşünmenizi rica ediyorum. Vali Toprak, Mehmet Akif Ersoy'un Kurtuluş Savaşı'nın manevi önderi olduğunu belirtti. Hayatı tam bir ahlak timsali olan, vatan sevdasıyla yoğrulmuş, kendisine Kur'an-ı Kerim'i rehber edilmiş, herkesin örnek alması gerekecek kadar yüce bir şahsiyet. Bu şiiri yazdıktan sonra bunu ben yazmadım, benim ruhum yazmadı diyor, milletimin ruhu yazdı diyor. Ve bunu da dikkat ederseniz safahata koymuyor. Konuşmaların ardından Karatay Fen Lisesi öğrencilerinin İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'a ithafen hazırladıkları şiir ve gösteriye geçildi. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal, olsun artık dökülen kanlarının hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Program sonunda İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında ilçelerinde birinci olan öğrencilere hediye takdim edildi.